arkadaşlar, şu an Devlet Araştırma Çiftliği'ndeyiz. İçtiğimiz arpanın adını kaç defa sordum ama hatırlamıyorum. 3 klas içiyoruz. Burada arkadaşlar 550 kilo yapan arpa çeşidi vardı. Hemen kamyonun arkasındaki tarlada. İlk gün biçtiğimizde, bu önümüzde biçtiğimiz arpanın çeşidi. Ve bu tarlanın verimini daha sonra öğrenirim. Açıklama kısmına yazarım. İsmini de yazacağım kısmetse. Arkadaşlar 680 kilo yaptı. Kıraç yerde. Sulanmamış. Su görmemiş bu tarla. Bir deneme olarak ekilmiş birkaç çeşit arpa. 680 kilo yaptı. Evvelki gün bu 680 kilo yaptı dediğim arpa, arkadaşlar bu önümde gördüğümüz bu arpadan çok daha zayıftı. Yani onu da videolarını çok fazla çekemedim. Niye çekemedim? Aslında çekmedim diye demek daha doğru. Çünkü yani ben önümde bir arpa görmedim. Fakat makineyi yürütemedik. Bir tane atıyor. 4-4,5 5 zor gidiyoruz. 5'ten sonra tane atıyor. Biz de şaşırıyoruz ya. 500 kilo gelen arpa nasıl bu kadar makineyi yürütmez diye. Ama meğer 680 kilo yapmış. Ondan dolayı az da yürüyemedik. Şu an burada gördüğümüz arpa ondan daha verimli. Yani göz dolduruyor en azından. Veriminin ne olduğunu şu anda kestiremiyorum. Finola denilen bir arpa çeşidi. O da 700 kilo civarında yaptı. Birkaç gün önce diğer makineci arkadaş biçti. Farklı çeşitleri, farklı ürünleri denemek lazım. Uğraşmak lazım. Ben hep hani kızıyorum diyor arkadaşlar ama kızıyorum arkadaşlar. Kahvede oturup da bacak bacak üstüne atıp sosyal medyada herkese laf geçirmeye çalışmakla bu işler olmuyor. Çalışmak, çalışmak, araştırarak çalışmak, bilenden öğrenmek, şartları zorlamak, mücadele etmek gerek. Yoksa 200 kilo arpayı buğdaya alınca sevinecek hale geliriz.